Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarınız olsun. Arkadaşlar endeksimize baktığımızda endeksimizde dün 0.50 düşüş gibi gözükse bile birçok ana ve baba hisselerde -2-2.5 civarında bir düşüş gördük. Global piyasalarda bozulan bir piyasa var. Ama Fitch Amerika'nın notunu düşürdü ve buna tepki olarak da birçok sıkıntılı böyle Avrupa'da karışık seyirler ve risk iştahının azaldığını gördük. Fakat tarım istihdam raporu gelmeseydi, bazı veriler iyi gelmesine rağmen endekslerinde ufak ufak toparlamaları da gördük, görmedik değil. Ama onlar da kötü gelseydi global piyasalarda endekslerde bir bozulma olacağını görecektik. Şu an fazla bir şey yok ama karışık seyirler var. Bizde ise neler oluyor diye baktığımız zaman endeksimize 7300 geçemeyen endeksimizi bir ufak ufak geri çekilmeler kar satışlarıyla hareket ettiğini gördük. Bugün 0.30, 0.50 veya 0.70 civarında da bir artı ile tepki yükselişi adı altında bir açılış görebiliriz. Yani 7300'ü deneyebiliriz ama 7300 seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağını göreceğiz. Eğer 7300 seviyesi üzerinde kapanış yaparsa pazartesi günü ben 3. defa deneyip üzerinde kaldığını anlamına gelir ve biraz olumlu olabilir yani. Ama geçemezsen alım için eğer benim nakit param var ise 7300 seviyesinin üzerine atmadan yeni pozisyon asla açmıyor. Ya 7300'ün üzerine atıp yerleştiğini göreceğiz veya 6800'e geldiği zaman orada kaldığını göreceğiz. Oradan alım yapacağız. Bu ara biraz riskli, bizi sıkıntıya sokabilir. Onun için biraz temkinli ve dikkatli olacağız. Kısa vadede hisselerimiz var ise 7300'e geldi geçemiyorsa bir miktar oradan verip beklemek lazım. Yani izlemek lazım. Yani kısa kısa yükselişler benim almış olduğum hissede bence bugün özellikle satış fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Yani ben aldım bir hafta 10 gün 15 günlük bir hissem varsa elimde veya bir aylık bir hissem varsa bugünkü yükseliş endekste ve hissesinde kar satışı olarak değerlendirmek bence mantıklı. En az hissesinin %50'sini, tamamını asla değil. Uzun vadedeki hisselerde hiçbir problem yok. Kısa vadedeki hisselerin bugünkü yükselişin satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Ama 7300 seviyesi üzerine gider de orada kalırsa biz aşağıdan satarsak ne yapacağız? Bir de o soru var yani. O zaman ne yapacağız? Ben buradan satarım. 7300 seviyesi üzerine atarsa yükseliş trendi başladı derim ve onu da gün sonunda alırım. Ne olur? Benim zararım %2-3 olur. Olsun. Zaten kârdaydım. %3 yukarıdan alırım. Ya aşağı gelip de 6800'e gelip de benim hissem %15 düşerse ne olacak? Bunları da düşünmek lazım. Stratejinizi iyi yapın. 6 ayda kazandığınızı 3 günde borsada vermeyin. Buna dikkat edin. Hayırlı cumalar olsun. Kendinize iyi bakın.